VTR'miz var, müsaade buyurursanız. İnşallah bu dönemde haftada bir bunu yapmaya çalışacağız. Hep seyircilerimiz soru soruyor. Bu kez biz mikrofonu uzatacağız sokakta. Güzel. Bu kez arkadaşlarımız şöyle bir soru sordular. Kelime-i şehadet nedir, anlamı nedir diye sordular. Bakalım Güzel. Nasıl cevaplar almışız. Birlikte izleyelim. Kelime-i şehadet getirmeyi biliyor musunuz? Evet. Bizim için getirir misiniz? Eşhedün la ilahe illallah. Eşhedün... Şaşırdım şimdi. La ilahe illallah. Eşhedü Muhammed aklı ve sırrı. Anlamını biliyor musunuz? Nedir? Nedir anlamı? Ben bilmiyorum onu işte. Okumam olmadığı için. Nedir anlamı? Kelime-i şehadet getirmeyi biliyor musunuz? Evet. Bizim için getirir misiniz? Tabii ki. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Anlamını biliyor musunuz? Evet. Allah tektir. Muhammed onun elçisidir. Allah'tan başka ilah yoktur. Kelime-i şehadet getirmeyi biliyor musun? Tabii, niye bilmeyeyim? Bizim için getirir misin? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulullah. Peki anlamını biliyor musunuz? Tamam, ben senin için bilmiyorum diyorum. Sen söyle. Müslüman değilim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Peki anlamını biliyor musunuz? Bir ilah vardır. Ondan başka ilah yoktur. Bu yani, özeti bu. Kelime-i şehadet getirmeyi biliyorum, evet. Peki bizim için getirir misiniz? Şimdi onun bir özel bir şey olması, anı olması lazım. Onun için kelime-i şehadet o zamanlar getirilir diye düşünüyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Anlamını biliyor musun? Biliyordum. Benim babam Sofya ablamı unuttum. Ama şimdi Müslüman olurum söylediğim zaman. Ben şimdi kafam çok karışık, biliyorum ama. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Anlamını biliyor musunuz? Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine ben şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed onun kulu ve resulüdür. Kelime-i şehadet getirmeyi biliyor musunuz? Şehadet? Kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah. Kelime-i şehadet getirmeyi biliyor musunuz? Evet. Bizim için getirir misiniz? Niye öyleyim? Neyin gereği varmış? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Anlamını biliyor musunuz? Evet. Ben şahit ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahit ederim ki Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Kelime-i şehadet getirmeyi biliyor musunuz? Tabii ki. Bizim için getirir misiniz? Tabii ki de hayır. Eşhedü enne la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden resulullah. Yani Allah olarak bir tane, başka yok. Buna inanıyoruz. Ve Muhammed'in onun Resulü geldi bize. Risalet vermek için, dinimize öğrenmek için falan böyle. Kelime-i şehadet getirmeyi biliyor musunuz? Yok. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Anlamını biliyor musunuz? Ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. Kelime-i şehadeti biliyorsanız bizim için kelime-i şehadet getirir misin? Burada olmaz, yeri değil. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulullah. Anlamını biliyor musunuz? Anlamını biliyorum. Allah'ın adıyla ve Allah'ın adıyla bütün peygamberlerimizin adını getiriyoruz. Eşhedü enne ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Anlamını biliyor musun? Hayır. Eşhedü enne la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Anlamını biliyor musunuz? Evet. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resulüdür. Katılanlara çok teşekkür ediyoruz. Her hafta inşallah farklı sorular soracağız hocam. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Güzel Muhsin Bey, yani vatandaşlarımızı tebrik ediyoruz bak. Evet. Büyük ekseriyet şehadet cümlesini okuyabildi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ama anlamı konusunda böyle bazıları tam cevap veremediler. Ben şahitlik ederim ki şahitlik ederim. Yani şahitlik etmek için görmem lazım, dokunmam lazım, duymam lazım. Hatta demiş oluyorum ki
beş duyu organlarımla şahitlik etsem belki de gözümdeki yanlış algıdan dolayı eksik kusur görmüş olabilirim. Ben beş duyu organlarımla vakıf olmaktan daha ileri derecede şahitlik ederim. Allah'ım sen haksın, varsın, birsin, ezelisin, ebedisin. Şahitlik ederim ki, yani şahidim ben bu işe, Hazreti Muhammed aleyhisselam kulundur ve elçindir. Peygamberimizin çok sıfatı var. Ama burada iki mühim sıfat. Bir, Rabbim senin kulundur ve elçindir. Senden alıp getirip bize haber verdiği şeylerin hepsinin doğruluğunu kabul ederim, tasdik ederim, şahitlik ederim. Öyle güzel bir söz ki bu söz ile İslam'ın kapısından içeriye girilir. Müslüman olmayan birisi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü dedi mi İslam kapısından içeriye girmiş olur. Men kâne âhire kelâmihi la ilahe illallah dehalel cenne. Kişinin son sözü la ilahe illallah olursa cennete girdi gitti. Amin. Ona tevhid diyoruz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka hak mabut yoktur. Muhammed aleyhisselam Allah'ın elçisidir. Allah razı olsun hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.